Yahya oğluna 29 yaşındayken Parkinson teşhisi konuldu. O 10 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyor. Sadece Mehmet Kahyaoğlu değil elbette. Türkiye'de 100 binin üzerinde Parkinson hastası var. Şimdi İstanbul'a gideceğiz. Muhabir arkadaşımız Fatma Demir Turgut'un konukları var. Mehmet Kahyaoğlu ve beyin cerrahisi uzmanı operatör Doktor Ali Zırh'la birlikte karşımızda olacaklar. Hemen sözü Fatma Demir Turgut'a ve konuklarına bırakalım. Parkinson beyinde dopamin eksikliğiyle ortaya çıkan kronik bir hastalık. Hastalık ortaya çıktığında hastalarda titreme olabiliyor, kaslarda sertlik olabiliyor, yürümekte zorluk çekiyor hastalar. Türkiye'de yaklaşık 100 bin Parkinson hastasının olduğu tahmin ediliyor. Yarın da 11 Nisan Dünya Parkinson Günü. Biz de hastalıkla ilgili merak ettiklerimizi beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Ali Zırh'a soracağız. Ve aynı zamanda 29 yaşında Parkinson hastalığına yakalanan eski milli basketbolcu Mehmet Kahyaoğlu da hastalıkla mücadelesini bize anlatacak. Hoş geldiniz efendim Ondan Ötesi kuşağına. Öncelikli olarak Parkinson'u bize anlatır mısınız? Eskiden Parkinson çok sık duyduğumuz bir hastalık değildi açıkçası. Sanki son yıllarda çok daha sık duymaya başladık. Yanılıyor muyum? Parkinson hastalığı bizim beyinde dopamin adını verdiğimiz bir maddenin eksilmesiyle ortaya çıkan, genelde ileri yaşlarda ortaya çıkan, hareketlerde yavaşlama, yüz hatlarında donukluk, küçük adımlarla öne eğik olarak yürüme, bizim maske yüz dediğimiz yüz değişiklikleri, eğer varsa vücudun bir yanında istirahat halinde olan, daha çok parasayar tarzı diye tarif edebileceğimiz titreme ile giden bir sinir sistemi hastalığı. Genelde ileri yaşlarda ortaya çıkıyor. Her hastada titreme olacak diye bir kaide yok ama çoğu hastada görüyoruz. Gördüğümüz zaman tanıyı koymak biraz daha kolay. Ama titremenin olmadığı hastalarda genelde vücudun bir yanına kolların salınımda eşlik etmekte yavaşlaması, daha çok bir yanda ağırlaşma. Tabii bu bulgular ileri yaştaki hastalarda yaşlılık ile karıştırılıyor. Dolayısıyla çoğu hasta belki de tanısını alamıyor. Ama giderek zaman içerisinde... Görüntüleme yöntemi yok değil mi bununla ilgili? Siz bu belirtilere bakarak mı tanıyı koyuyorsunuz hastalarda? Bilimsel çalışmalarda görüntüleme yöntemlerini kullanıyoruz ama Parkinson hastalığının tanısı genelde klinik muayene ile konuyor. Tabii tıbbın ilerlemesi, sağlık gelişmesi, hastaların daha çok hekime ulaşmasıyla son yıllarda belki Parkinson olup da olduğu anlaşılamayan ve yaşlılık diye düşünülen çoğu hastaya da tanı konulabiliyor. Bu da göreceli olarak bu hastalığın görülme sıklığını arttırıyor. Tabii 11 Nisan Dünya Parkinson gibi sizlerin de katkılarıyla toplum bilincinin artması bu hastalara ulaşmakta ya da hastaların hekime ulaşmasında da çok önemli rol oynuyor ve oynayacak. Peki hemen Mehmet Kahyaoğlu'na da dönmek istiyorum. Bu hastaların tedavisi zannediyorum ilk başlarda ilaç kullanılarak yapılıyor. Daha sonra da siz bu hastalarda beyin pili tedavisini uyguluyorsunuz. Mehmet Kahyaoğlu da onlardan biri. Evet. İsterseniz öncelikle bir hastalığını soralım kendisine. Efendim siz çok genç yaşta, yaklaşık 29 yaşında bu hastalığa yakalandınız. İlk başlarda nasıl belirtilerle ortaya çıktı? İlk başlarda küçük adımlarla, hafif titremelerle çıktı. Daha sonra ilaç tedavisine başladık. Bir 10 sene zarfından sonra ilaç tedavisi işe yaramamaya başladı. Böylece başka bir çare aramaya başladık. Daha sonra Ali Bey'e kontrol olduk. O da birkaç tetkikten sonra mümkün olabileceğini söyledi ameliyatın. Ben de hiç zaman kaybetmeden hemen taktırdım ve sanki daha şu anda ilk yılında gibi hastalığım. Daha ameliyat olalı 1,5 ay oldu. Şu anda neredeyse yok gibi bir şey hastalığım. Neredeyse sıfırlandı. Ne zaman size uygulandı bu tedavi efendim? İlaç tedavisi 10 sene süreyle uygulandı. İlk başlarda gayet iyi geliyordu. 8 yıl zarfında. Sonra ilaç grubunu değiştirdiler. Sert bir gruba geçtiler. Ondan sonra o ilaç grubu o da bir seneye geldi ama ondan sonra hiçbir işe yaramamaya başladı. Zamanlar daralmaya başladı aradaki. Bir saat yetiyordu, bir saat yetmiyordu. Diğer ilacı zamanını bekliyordu. Ama şu anda pil taktıktan sonra ilaçlar da sıfıra indi. Tabii basketbol oynayamıyorsunuz. Sosyal hayatınızı çok ciddi şekilde etkiledi bu hastalık. Şimdi merkez stüdyoya gidiyoruz.